Hikmet Genç Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak Bu satırları yazarken tabloda Binali Yıldırım %45, Ekrem İmamoğlu %54 oy oranları görünüyordu. Aşağı yukarı böyle sonuçlanmış olacak. Aradaki fark yaklaşık %9. Samimi söyleyeyim bu sonucu beklemiyordum. Hele bu kadar farkı CHP bile aklına getiremezdi. Neticede demokrasi ve sandık diyoruz. CHP adayı ve ittifakıyla ilgili olarak şimdiye kadar söylediğimiz her şeyin arkasında olmak kaydıyla sonuçlara saygı duymak zorundayız. Millet ne demişse olur. Baştan beri dikkat çekmek istediğimiz nokta hizmet siyasetiydi. Millete hizmet eden ülkede büyük devrimler gerçekleştiren iktidarı bu yönüyle anlatmaya çalıştık. Küresel çaptaki dev projeler dedik. Altyapı, üst yapı, duble yollar, tüneller, köprüler, hızlı trenler, havalimanları, telekomünikasyon vesaireden söz ettik. Yapılanlar yapılacakların teminatıdır dedik. Yaşanmışlıklardan bahsettik. CHP ve müttefiklerinin bu süreçlerde nerede durduğunu anlatmaya çalıştık. Eski Türkiye yok artık. Bağımsız politikalar üreten iddiası olan meydan okuyan bir ülkeyiz. Lakin kucaklayacağım, sizi çok seviyorum, ünlem koyarım, sevgi kerebeyim söylemleri yani algı yönetimi hizmet siyasetine galebe çaldı. Yani aslında millet bir şey deneyeceğim dedi. Tabii ki hakkıdır. Millet Karar mercidir. Dediğimiz gibi herkes millet iradesine saygı duymak zorundadır. Ve tabii ki milletin verdiği mesajı siyasetçiler de bizler de iyi okumalıyız. Ne yapacağız peki? Her ne kadar CHP'li gibi görünmekten kaçınsa da İmamoğlu CHP'nin adayıdır. Şimdi bakacağız. Bakalım İmamoğlu göreve geldiğinde ne kadar CHP'li olacak? İttifak ortaklarına neler vaat etti? Koltuğun bedelini nasıl ödeyecek? Onca vaadi ne zaman ve nasıl yerine getirecek? İlk işi İBB'nin tüm veri tabanını kopyalamak mı olacak? Hepsini takip edeceğiz. Olan da hayır vardır. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi ATI'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Durmak yok, yola devam diyoruz. Hikmet Genç, Akşam